Sedat Peker, Doğu Perinçe'yi yerden yere vurdu. Tasmanı tutanlar seni benim önüme atıyor. Sedat Peker, Doğu Perinçe'yi çok sert eleştirdiği açıklamalarında, Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinden Hazreti Ali, Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk portrelerinin indirilmesine dair de, Alevi caimasında nefrete döndürdü, yorumunu yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Sedat Peker'in Ergenekon davasındaki savunmasını okursanız orada Fethullah Gülen'e zarafetli selamları, göndermeleri olduğunu görürsünüz sözlerine ateş püskürdü. Peker, Deli Çavuş hesabından oldukça sert paylaşımlar yaptı. İşte o ifadeler. Ulan çakma Doğu, şimdi ben sana ne diyeyim? Hani Fethullah Gülen'e selam yolladığım görüntüleri yayınlayacaktın. Yayınlayamadığın için sana bahşettiğim tüm o kelamlar aşağılık, iğrenç, dönek, kepek ve benzeri sen yaşadığın sürece senin ünvanların olacak. Gazetenizde yayınladığınız Sedat Peker'den Fethullah'a ince selam bölümünü burada yazınca insan içine de çıkamayacaksınız diyeceğim ancak sizde öyle bir onur, gurur, şeref olmadığı için etkilenmeyeceksiniz bile. Savcılık bana Öztürkler internet sitesini kurma amacımın dini cemaatlere karşı zarar vermek amacını taşıdığı suçlamasını yöneltince, ben de cevap olarak, Öztürkler internet sitesinin kuruluş amacı dünyadaki bütün Türklerin bir çatı altında buluşturularak, tanışmalarını sağlamaktır, dedim. Üç dilde yayın yapan tek internet sitesiydi. Türkçe, Rusça, İngilizce. Ayrıca sahibi olduğum Öztürkler internet sitesinde 24 saat sesli olarak Kur'an-ı Kerim yayını yapılıyordu. Öztürkler sitesinde dini cemaatlere ve mütedeyyin insanlara karşı yapılmış bir tane haber varsa savcılığın bu haberleri dosyaya koyması gerekir, dedim ve devam ettim. Şahsıma Alexander Dugin isminde bir Rus'un fikir öncülüğünü yaptığı Rusya ve Çin ile beraber Avrasyacılık faaliyetleri yapmak amacı taşıdığımızı savcılık iddia etmiş, benim Avrasyacılığım eski adı ile Turan olan yeni ismi ile Birleşik Türk Devletleri'nin kurulması amacıdır. Kafkasya'da büyük atalarımı öldürenlerle yan yana gelerek, bir yapı oluşturmayı düşünmem hayal bile edilemez dedim. Ulan çakma Doğu, bunun Fethullah Gülen'e ince selam çakmayla ne ilgisi var, savcılık bana tüm dini cemaatlere ve mütedeyyin insanlara zarar vermek için Öztürkler internet sitesini kurduğum suçlamasını yapıyor, ben de cevap veriyorum. Benim enerjimi harcamam için senin tasmanı tutanlar seni benim önüme sürüyorlar ya, tasmanı tutan efendilerine söyle, benim önemli işlerim var, seçime 2 ay kala çalışmalarımı tamamlamış olurum. 80 yaşına gelmişsin, gündemde kalmak adına meşhur olmak isteyen genç popçular gibi filmler yapıyorsun. Sonra da rezil oluyorsun. Ulan Doğu, ceketinin kolu yok dümenlerinin sonu yok. 40 yaşından genç kardeşlerim, video çektiğim zamanlarda söylemiştim ya, yenilecekler. Çünkü Gayretullah'a savaş açtılar, bana değil. Yüce Allah'a yenilecekler, demiştim. Çünkü Yüce Allah bunlardan elini çekti. Artık altına dokunsalar, altın değerini kaybedip demire dönüşecek demiştim. Birçoğunuz Gayretullah'a savaş açmanın ne demek olduğunu anlayamadığınızı söylemiştiniz. Bir örnek vereyim, Doğu Perinçek aslında ateisttir. Kimsenin inancına karışmam. Ateist yazarların yazmış olduğu kitapların bazılarında, Doğu Perinçek'in yazdığı ön sözler vardır. Hem o yazılar, hem de kendisinin yazdığı başka yazılar inançsız olduğunun en büyük kanıtıdır. Ben bunu eleştirmiyorum. Şu an ülkemizi yöneten AK Parti hükümeti siyasal İslamcıdır. Siyasal İslamcı olan AK Parti hükümeti İran'da düzenlenecek olan uluslararası İslami bir toplantıya temsilci olarak ateist olan Doğu Perinçek'i yollarsa, işte bu Gayretullah'a savaş açmaktır. Neticesinde ne mi olur? Birkaç gün önce, Konya'da düzenlenen Uluslararası İslam Ülkeleri Spor Organizasyonu'na Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı halde, katılım oranı %10 ile sınırlı kalır. Tribünlerin %90'ı boş kalır. Ya da Sayın Mehmet Ali Çelebi Üsteğmen'in, iktidar lehine yaptığı açıklamalardan sonra, Alevi gençlerinin içinde çok az da olsa bir sempati toplamayı başarırken. Sonrasında yapılan cemevi ziyaretinde Hazreti Ali Efendimizin, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin, Gökbörü Atatürk'ün resimlerini kaldırtarak, oluşan çok az sempatiyi tüm Alevi camiasının içinde büyük bir nefrete dönüştürmektir, Gayretullah'a savaş açmak. Elini nereye atarsan her yer kurur. Pırlantaya dokunsan cama dönüşür. Altına dokunsan tenekeye dönüşür. Diyorsunuz ya, Sedat Peker'in anlattığı her şey doğru çıktı. Gayretullah'a savaş açmanın kesin mağlubiyetle sonuçlanacağını görmek için, 2023 seçimlerinin sonucunu bekleyin. Göreceksiniz, bu dediğim de çıkacak. Yüce Allah'ı kimse yenemez, Uluslararası İslam Organizasyonu'na halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'yi temsilen ateist Doğu Perinçek'i yollarsan, göklerden gelecek kararla cezalandırılırsınız. Bunu görebilmek için, din alimi olmaya gerek yok. Sadece inanç sahibi olmak yeterlidir. Çakma Doğu, Fethullah Gülen'e selam yolladığım yalanını kanıtlayamadın.
Bundan sonra sen, yalancı, sahtekar, alçak, dönek, kepek olarak anılacak ve hatırlanacaksın. Benim çalışmam lazım. Size ayıracak vaktim yok. Yenileceksiniz.